dere çoktandır yoktu ortalarda. Bir yerlerde yakalayıp ayaküstü de olsa sohbet etmek istiyorduk. Boğaz'la güzel oyuncuyla piş de olduk. Evet, geç kaldım biraz. Altında beyaz sade bir pantolon ve spor pabuç, üstünde kül rengi salaş bir bluz, yüzünde sıfır makyaj vardı. Yani en doğal haliyle karşımızdaydı. En son konuştuk. Konuştuk. Projeleri benim değerlendirmek. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. İlk sorumuz, neden çoktandır ekranlarda yoksun oldu? Yani iyi işlerde oynadım. O yüzden aynı mutluluğu yakalamam biraz zor oluyor benim. Biraz tembellik mi yapıyorsunuz yoksa? Nasıl kaliteli bir iş bulamıyorsunuz ki? Bilmiyorum ki, yani karakterimle ilgilidir de biraz. Ama yani bekliyorum, okuyorum ama hiçbir şey hoşuma gitmedi şimdilik. Malum son günlerde ekranların efsane partnerlerinin buluşması gündemde. Sizin de ezelden yadigar muhteşem bir partneriniz var. Tekrar Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'yi aynı projede görür ve ezel özlemini bitirebilir mi seyirci? Ya neden olmasın? Tabii ki de olur da öyle bir hani bir şey gelmedi ikimizin de mutlu olacağı. O yüzden olmadı. Yoksa tabii ki ben çalıştığım eski arkadaşlarımla çalışırım. Gayet mutlu bir şekilde. Bugüne dek oynadığı tüm diziler en az 3-4 sezon devam etti. Nedir bunun sırrı? Bir de rol aldığınız projeler hep uzun soluklu olur. Yani 2 sezon, 3 sezon garanti. Şükür ya, bak şimdi bak bulur mu? O uğrunuzu konuşturun ve o zaman dönün artık ekranlara sevgili Cansu Dere. Belki bir gün gelir, yarın gelir, hemen beğenirim. Yani olur. Nice meslektaşınız parayı reklamlardan buluyor. Sizin yok mu öyle para kazanmak gibi derdiniz? Çok da reklam anlaşması yapan biri değilim. Evet, biliyorum. Biraz içime sinsin istiyorum. Beraber böyle yan yana durmaktan mutlu olmak istiyorum. Yani hayatımı birazcık böyle seçerek daha küçük yaşamak beni daha mutlu ediyor galiba. Televizyonlardan uzak kalmasının bir nedeni de dizilerin uzun ve bitmek bilmeyen çalışma koşulları olabilir mi sorusuna manidar bir cevap veriyor. Herkes sustu, herkes çok mutlu şu anda. Evet, ana akım için. Evet, çok mutlu ama herkes. Yani yapan mutlu, oynayan mutlu, yayınlayan mutlu. Bu mutlulukta bu düzen bozulmaz. Az önce de söz etmiştik. Bir dönemin efsane mankenlerinden. O yılları hatırlayıp nostalji yapıyor mu acaba? Artık galiba yok. Yani siz de biliyorsunuz o dönemleri. Çok güzel bir dönemi olmuştu bu ülkede de. Evet. Özlüyor muyum? Hiç düşünmedim. Bilmem. Bazen böyle güzel bir moda haftası falan olunca Paris'te ya podyumda bilmem. Ama her şeyin bir zamanı vardır. O geçmiş bir dönem yani. Biraz da özel hayat konuşalım. Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşınmıştı ama geri döndü galiba. Yanlış kararmış. Ben de işte yanlış kararlarım oluyor benim de. Hayatta insanım ben de. Olmadı, denedim. Birkaç öyle denedim, olmadı. Ya uzak kahve içmeye köprü geçilir mi ya İstanbul'a? Boşuna trafik yapıyorum, şey yapıyorum. Olmaz, bütün hayatım burada benim. Özel hayat meselesine böyle mülayim bir giriş yaptık. Şimdi çıtayı yükseltelim. Çoktandır kimse yok hayatında. Neden acaba? İşte gündeme gelecek bir şey yok. O olmadı ya. O bir şans. O herkes için sizde. Yani o başarınızla, hiçbir şeyinizle ilgili değil. O hayatta bir şans. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Aşkta işi şansa bırakırsanız evde kalırsınız diye söylemedi mi size kimse? Yani ben yalnızlığımla barışayım. Sonuçta insan öyle olmalı ki yanlış ilişkiler kurmasın. Arkadaşlık, dostluk için de geçerli. Yalnız kalmama uğruna neden insanlarla görüşeyim ki? Öyle bir şeyim yok. O yüzden benim hayatımda görüştüğüm arkadaşlarım falan gerçek ilişkilerdir yani. Kimseye ne bileyim mecbur kaldığım için canım sıkılıp yalnız kalmayayım diye görüşmem yani.